Üniversite TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben kendi yolunda kişisel gelişim noktasında kendisini de geliştirmeye çabalayarak örnek olmaya çabalayan biriyim. Mükemmelliyetçiliği de kibre dönüştürmeden olabildiğince mütevazı hareket etmeye çabalıyorum. Sessiz şiddet, sessizliğin bazı durumlarda şiddet silahı olabileceğini ifade ediyorum ve bunu kanıtlıyorum. Pasif agresif insanlar vardır. Sessizliğe gömülürler ve karşı tarafı sürüncemede bırakırlar. Önemli olan bizi ilham katan, ilhamımız olabilecek insanları seviyor olduğumuzu hissetmek. Hepimiz öyle ya da böyle kendimizden bir paye veririz eserlerimizde. Ötekileştirilmiş, kenara itilmiş, muhatap alınmayan, Herkese, her kesime buradan diyeceğim çünkü yalnız değilsiniz. Emeğinizin kıymetini bilin, emek vermeye devam edin. Yaşadığınız travmaları olumluya çevirin. Teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Bir sonraki yayınımıza kadar lütfen kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Müzik Üniversite TV ekranlarına hoş geldiniz. Yazıyorum programımızın bugünkü konu hukukçu, yazar Sayın Serra Taşköprü. Serra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Kotan Bey. Renk kattınız. Teşekkür ederim. Ee, biraz renkli giyindim. Çok Umarım da güzel olmuş. katmışımdır. Çok da güzel olmuş. Sevgili seyirciler, kendisi hem avukat hem de aynı zamanda bir yazar. Tam üç tane kitabı var fakat bu üç kitabıyla ilgili de çok ilginç konular var içeriği olarak. Onlardan bahsedeceğiz ama ilk önce isterseniz hukukçu yazar Serra Taşköprü kimdir? Biraz bahseder misiniz? Şöyle de, bunu da belirteyim zor bir soru. Zor bir soru ee, değil mi insan evet zor Hı -hı. bir cevabı olan bir soru ee, insanın kendisini anlatması e, kadar zor bir e, şey yok açıkçası ben kendi yolunda üretkenliği de katarak kişisel gelişim noktasında kendisini de geliştirmeye çabalayarak kendime de dışarıdan bakarak yani kuş nasıl bakışı gidiyorum? bakarak Hayatta nasıl e, gidiyorum değil mi? Kendimi yetiştirip örnek olmaya çabalayan biriyim. Ha örnek olur muyum? Olursuz, olursunuz. Olur muyum? Olumlu %100 olur muyum? İşte olursunuz. Neden Onu olursunuz biliyorsunuz? Niyetiniz öyle çünkü. Bu niyetle yola çıktınız ya. ...insanlara, topluma faydalı olmak istiyorsunuz ya... ...bu üç kitabın evet. aslında yazılması hiç de boşuna değil. Hı -hı. Onu ilerleyen sorularda göreceğiz. Evet. Yüzde yüz olursunuz efendim. E, i̇şte zaman gösterecek. Yıllar süren... E, ...yani yıllarca insanlar uğraşıyor, emek veriyor. Tabii. Ona rağmen e, tamamen faydalı işler yapsa bile... E, ...kıymeti bilinemeyebiliyor. Değil mi? Konunun kıymeti bilinemeyebiliyor kişinin kıymeti bilinemeye biliyor. O yüzden ölmeden e, bu konuların e, değer görmesini görmek isterim açıkçası. Allah sağlık versin, uzun ömürler versin efendim. Tabii ki çok güzel bir şeyden bahsediyorsunuz. Aslında siz burada bir örnek olmak için de buradasınız. Farkındasınız değil mi? Yani sonuçta ben bütün izleyicilerimizin, bütün toplumumuzun, bütün o bilgili tecrübeli insanların bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. Bütün bu tecrübelerini sonraki nesillere nasıl bırakabiliyorsa yazarak, çizerek, anlatarak, ekranlara evet, çıkarak evet. bir şekilde bırakması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü söyleyecekleri her şeyin, bıraktıkları her cümlenin bir etkisi olacaktır. Eğer evet. niyet çok güzel olsun diye çıkılmışsa kesinlikle yüzde yüzde o sonuca ulaşacaktır. Toplumumuz aslında böyle gelişecektir. Gelişen, kendine değer veren insanların... Sonraki nesillere bu etkiyi bırakmasıyla gelişecektir. Sizi tebrik ediyorum bu güzel misyonunuzdan dolayı. Çok teşekkür ederim. Görevden çok gerçekten içimden gelerek bunu o çok daha güzel. yaşıyorum ve yaşatmaya çalışıyorum. Çünkü mağduriyetler var. Gerçekten ötekileştirilmiş, yok sayılmış, yok sayılmakta olan, sessiz şiddete maruz kalan, ...kişiler var, zümreler var, topluluklar var. Bunları da değerlendirerek bu yok saymanın önüne geçmek... ...insanları kale almanın, muhatap almanın güzelliği içerisinde... ...gerçek sevgi ve gerçek empatiyle hayatımızı sürdürebilmek... ...hedefinde olmamız niyetiyle olabildiğince yazmaya ve konuşmaya çalışıyorum... Benim de eksiklerim var, benim de fazlalıklarım var, şöyle törpülemem gereken yönlerim var. İşte kendimden yola çıkarak bunu yapmaya çalışıyorum. Mükemmelliyetçilik de var biraz sanki, ama mükemmelliyetçiliği de kibre dönüştürmeden olabildiğince mütevazı hareket etmeye çabalıyorum. Ne kadar başarabiliyorum bunu bilemiyorum. Mütevazi bir havanız var. Mükemmel Mükemmeliyetçilik bence kötü bir şey değil. Yani insanın yeter ki sınırlandırmasın, bir şey yapmaktan alıkoymasın. Hani bunu daha iyi nasıl yapabilirim duygusu hepimizde olması gereken bir şey. Her işimizde aslında öyle olmalı. Her yaptığımız işi evet. bir sonrasını daha iyi nasıl yaparız diye düşünmeniz bence çok güzel. Bir de Kotan Bey, sayın e, seyircilerimiz, e, kişi sayısını düşünmemek lazım bir şeyi aktarırken, bir konuyu işlerken. Çok güzel işte, söylediniz. İşte ne kadar çok kişi, yani bir kişiye bile dokunabiliyorsak o kişi zaten başka bir kişiye de dokunacaktır. Hep böyle düşünüyorum. biliyor musunuz? E, yüreğine, aklına, ruhuna dokunacaktır. O yüzden bir kişiymiş işte çok seyredilmiyor ya da çok izlenmiyor ya da çok bilinmiyor diye kaygı insanların düşmemesi taraftarıyım. Kesinlikle Çünkü aynı düşünüyorum. Zamanla bazı şeylerin anlaşılması mümkün olabiliyor. Zamanında anlaşılsaydı bugün büyük yazarlar, büyük bilim adamları, büyük sanatçılar o gün zamanda anlaşılsaydı belki o kadar tanınmış olmayacaklardı. Evet, çok güzel. Aslına bakarsanız felsefesinde şu yatıyor diye düşünüyorum. Yazmaya devam edin, resim yapıyorsunuz, yapmaya devam edin, bir şey çalıyorsunuz, çalmaya devam edin. Az dinleniyor, az beğeniliyor, az takip ediliyor diye düşünmeyin mutlaka birilerine ulaşacağına inanır ve siz o yolda devam ederseniz kesinlikle ulaşacaktır. Evet. Bu yolundan dönmeyin. Aslında felsefesinde evet. bu diye düşünüyorum. Evet. Yani düşünüyor. öğrencilerimize, e, üniversitelilerimize, bunu e, sanatla uğraşan, bilimle uğraşan herkese, e, emekçilere evet, bunu aşılamak lazım. Yılmasınlar, pes kesinlikle. etmesinler. Yıllardır dört senedir özellikle bu konu üzerine uğraşıyorum. E, Harikasınız. Baktım kitaplara. Gerçekten çok önemli kitaplar. Psikologları olsun, psikiyatristleri olsun, sosyologları olsun, e, yani bu çalışmanın derinliğine inmeleri için e, gerçekten bir kaynak oldu. Davetiye e, davet ediyorum. Ancak genelde e, ben de sessiz şiddet mağduru oluyorum bu konuda. İşte hmm. işte mağduru da oluyorum, maruz da bırakabiliyorum. Ee, o yüzden e, yılmasınlar. Yani öğrencilerimize e, kişi sayısı değil, zaman, emek versinler, aşkla yapsınlar, sevgiyle yapsınlar işlerini, ho hobilerini sevgiyle yapsınlar. Sonucunda zaten e, semeresini göreceklerdir diye düşünüyorum. Ben de bunun bir tesadüf olmadığını düşünüyorum. Çünkü sizin gibi değerli konuklarımın, Tamamına yakını sevgili seyircilerimiz bütün yayınlarımızı gerçekten izleyebilirsiniz. Aynı şeyleri söylüyorlar. Kesinlikle yılmayın. Mutlaka önünüze engeller çıkacaktır. Tabii. Devam edin. Aşkla, şevkle ne yapıyorsanız devam edin. Bunu o kadar çok kodum söyledi ki. ya evet. O kadar önemli olmasa bu kadar söylenmez. Ve sizden de duymak çok hoşuma gitti. Evet. Çünkü başarıyı getiren şey bu aşktır, hevestir, yılmamaktır vazgeçmemektir her ne olursa olsun değil evet, mi? Evet. Şimdi aslında ben yavaş yavaş kitaplarımıza gelmek tabii, istiyorum. Tabii. Bir tanesi biraz ismi uzun olan ama çok içerikli bir kitap. Onu size soracağım. Hesaplanmış sessiz manipülasyon yoluyla işlenen suçlar ve yasal boyut. Evet, bu Gel yani şimdi burada bu kitabı yazarken Serhat Taşköprü nasıl bir şey düşündü ve Kitaba nasıl yansıtmak istedi onu ve nasıl yansıttı. Burada isim vermemde bir sakınca yoktur herhalde. Buyurun, tabii ki. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü'nde yüksek lisans tez aşamasında, yani yıllarca zaten bunu da belirttim belki başka programlarda daha önce. Evet. Yıllarca bir konu araştırıyordum. Hani konu özgün olsun. Psikoloji de olsun, içinde psikiyatri de olsun, sosyoloji de olsun, felsefe de olsun, multidisipliner dediğimiz birçok alanın da içerisinde olduğu bir konu olsun, hukukun yanı sıra. Ee, bir süreçten geçtim, o sürecin neticesinde bu konuya denk geldim. Ee, yabancı kaynaktan e, çevrilmiş bir e, makale gibi bir yazıya denk geldim. Evet. Aklınızı keşfedin adlı sitede e, mağduriyetim peşinde uğraşırken sessizliğin gücünü ama olumsuz gücünü keşfettim. Fark ettim ve bunun üzerine çalışmalara başladım. Evet. Yazarlığımda buna yani köşe yazarlığım olsun vesaire buna denk geliyor. ...bu sürece denk geliyor. Peki sessiz şiddet... ...aslında şöyle söyleyeyim... ...siz söylediğiniz zaman insanın mantıken düşünüp... ...evet bunun bir şiddet olma ihtimali var... ...dediği ve... ...dur bakayım sessiz şiddet ne olabilir... ...deyip kendince bazı örneklemler... ...bulmaya çalıştığı bir şeydir. Ama Serra Taşköprü'ye göre... ...sessiz şiddet nedir tam olarak... ...ortaya koyalım istiyorum. Kutan Bey, e, şimdi sessiz şiddet... E, ...ben... E, Hesaplanmış sessiz manipülasyonu sessiz şiddet olarak iki kelimeden kolaylaştırmak evet. daha kolay anlaşılır hale sokmaya çalıştım. Sessiz şiddet, sessizliğin bazı durumlarda şiddet silahı olabileceğini ifade ediyorum ve bunu kanıtlıyorum. Ve bunu kanıtlıyorsunuz. Evet. Çok ilginç. Peki biraz bahseder misiniz yani biz birinci şimdi... kitapta özellikle anket çalışmaları var hmm. bazen uğradığımız zararı fark edemeyiz ya da fark etsek bile anlamlandıramayız anlamlandırsak bile yasal boyutunu bulamayız ve şikayet edemeyiz paylaşamayız dahi yanlış hmm. anlaşılırız tırnak içerisinde akıl e, sağlığı bozuk biri zannediliriz şeklinde kaygılarımızla e, dışlanma korkusuyla ötekileştirilme korkusuyla bunu paylaşamayız. İşte sessizliğin bazı noktalarda olumsuz yönünün insan üzerindeki fiziksel, e, zihinsel ve duygusal psikolojik bazdaki olumsuz etkilerini e, yalnız olmadıklarını da ortaya koyarak mağdurlara ithaf etmiştim zaten birinci kitabı. Evet. Sessizliğin e, hani sessizliği överiz genelde. Sessiz kalın, tartışmayın. Ama yerine göre. Tabii ki. Ama buradaki biz sessizliğin biz başka bir şeyden bahsediyoruz burada. Tam zıt bir gerçeğini ortaya koyuyorum. Yani iş yerlerinde mobbinge uğrayan Ondan da çalışanlarımız mesela. Ya da hiç uygun olmayan bazı davranışlara maruz kalan bayanlarımız ya da erkekler açısından da aynı şey geçerli. Evet. Bunları içlerine atması, söyleyememesi bunu söylerse kendisinin de bir suçunun olduğunu düşünülmesi ve rezil olacağını düşünmesinden kaynaklanan o baskıyla bunu içine atması ve sessizliğe gömülmesinden bahsediyor olabilir miyiz? Yok, hayır. Benim bahsettiğim sessizlik acizlik, çaresizlik, sessizliği değil. Hmm. Hesaplayarak, kasıtlı olarak karşımızdakini ya da karşıdakini ya da topluluğu manipüle eden olumsuz manipülasyon niteliğinde hmm. nasıl diyeyim size ihmal suretiyle işlenen suçlar vardır yasada e, ceza kanunlarında evet. ihmal suretiyle işlenen suçlar da bir nevi sessizliğin eseridir yani sessizliği işlerken ben geniş kapsamlı işledim hmm. ihmal yani e, yok sayma ee, işte e, ilacını vermesi gerekiyorsa vermeme, Kişi, bakmakla yükümlü olan kişinin e, ilaç ya da bakım vermesi gerektiği halde vermemesi, tepkisiz kalması, yok sayması, sessiz kalması gibi durumları da ben e, ihmal yani pasif etki, pasif e, durum, Et, yani pasiflikten kaynaklı bir hareket var söz konusu. Tabii. Yani bunu Zaten o pasiflik bunu ortaya çıkaran bir şey. Evet. Pasif agresif insanlar vardır. Sessizliğe gömülürler ve karşı tarafı e, sürüncemede bırakırlar. Hiçbir cevap vermez. E, hiç hiçbir cevap vermezler. Hiçbir cevap vermezler. Muhatap almazlar. Şey. Yok sayarlar. Yok sayarlar. Onun etkilerini de bir noktada aktarıyorum. Mesela bazı uzmanlarımız... Psikiyatristlerimiz ya da klinik psikolog dediğimiz evet. uzmanlarımız özellikle narsistik ya da narsisizm ya da narsist kişilik yapılanması yönünde sessizliği işliyorlar. Bir şey söyleyeyim mi? Siz bunu söylemeseydiniz ben aklımdan narsist kişilikten bahsedecektim biliyor musunuz? Şimdi siz sözü oraya getirdiniz. <laughs> Ya böyle bir şey olamaz. Çünkü siz anlattıkça o kişilik yapısı aklıma geliyor. Narsist kişilerde de böyle bir şey var. Karşısındaki ilişki yaşadığı insanın değersizleştirilmesiyle ilgili gözünde e. ama bir taraftan da sanki önem veriyormuş gibi davranıp onun en kötü halinin onun için en iyi olan o hali görmek istediği bir hale sokuyor. değersizleştirir Karşısındaki de onun yanında dünyanın en kötü, en düşük, en beceriksiz, en şeyleri beceremeyen, yapamayan, onu hak etmeyen bir duruma, bir insanı olduğunu düşünmeye başlıyor. Narsist kişilik bundan hoşlanıyor. Ve onunla yaşamak nasıl bir duygudur? Yani bu nasıl şey ilginç bir şeydir. Ama işte günümüzde o kadar çok ki. Şu anda ben sosyal medyada narsizlikle ilgili birçok yazıya veya anlatıma denk geliyorum bu arada Serra Hanım. Şimdi narsist lere yüklenmek sadece narsist kişilik yapılanmasına bozukluğu demek pek tercih diyelim, ettiğim şey değil. Diyelim lütfen diyelim çünkü acayip bozuklar yani. <laughs> yani lütfen diyelim çünkü bu bozukluk İşlevi bozduğu için hayattaki işlevi Aynen öyle. bozduğu için. E, Aynen yani öyle bozukluk. Narsistlerin hayatındaki işlev de bozulduğu için zaten kişilik Tabii bozukluğu ki. deniyor. E, yani burada. Kişinin bozuk değil, işlevinin bozulmasından dolayı kişilik bozukluğu diye tanımlanıyor. Evet. Psikiyatristlerimiz daha doğru sunu söyleyeceklerdir. Narsistlere özgü bir durum değil benim kastettiğim. Hesaplanmış sessiz manipülasyonla bahsediyorsunuz. Yani herkes mağduru olabilir, herkes maruz bıraktıranı olabilir. Yani herkes bu ıı, durumu yaşatabilir ve... ...herkes bu duruma maruz kalabilir. Burada din, dil, ırk, memleket, ülke, cinsel yönelim... ...hiçbir ayrım gözetmiyorum. Burada tamamen sessizliğin, az önce de belirttiğim üzere... ...yok sayan kişilerin, zümrenin ya da topluluğun karşı tarafı ya da topluluklar arasında da görülebilir. E, suçlara da sürükleyebileceğini ortaya koyuyorum. Ya yani mesela örnek verelim. Lütfen. Daha benim. iyi anlaşılsın. Lütfen evet. Çünkü bu biraz... çok ağır böyle. Ben yani sevgili seyircilerimin <laughs> böyle hani anlamasını çok istiyorum. Ben de anlamak <laughs> istiyorum açıkçası evet. lütfen evet. Diyelim ki ikili ilişkilerde sevgili ilişkisi olabilir, eş olabilir, e, karı koca olabilir vesaire. E, karşı tarafla e, bir probleminiz var ve çözmek istiyorsunuz tamam. e, ve sessiz kalıyor ve çözmek istiyorsunuz konuşmuyor e, bir duvar gibi düşünüyor. Bir öneri sunmuyor. Sunmuyor ama sonuca yönelik de bir iş yapmıyor. Hani trip atar derler ya hani e, biraz. Soruna mı trip atıyor? At, yani, biz anlattık diye mi? Yani. Konuşmuyor benimle, trip mi atıyor diye bir evet, tabir vardır evet, halk var, arasında. Evet. Bu sorunu ee, niye gündeme getiriyorsun dermiş gibi böyle bir tavıra mı giriyor? Yani diye? hiç çözüme odaklı evet, hiçbir tamam, şey yapmıyor, yapmıyor. harekette bulunmuyor. Tamam. Bu sefer tabii çözmek isteyen kişi, problemin ne olduğunu e, soran kişi... ...sinirlenmeye başlıyor, öfkelenmeye başlıyor, konuşturmaya başlıyor. Çünkü duyarsız olduğunu görüyor. Duyarsızlık, yok sayma, tepkisizlik bir süre sonra e, uygulanan kişi de e, sinire, korkusu. öfkeye yol açabiliyor. Ve öfkeyle böylelikle hakaret etme olasılığına da yol açmış haksız oluyor. Haksız tahriye giriyoruz biz yavaş yavaş yalnız. Ağır tahrik, <laughs> haksız tahrik. Evet, yani... yani Ağır tarih Ve, noktası da var sessizliğe. Şimdi bu söylenmez belki ama onun üstüne belki bir şey yapacak olsa diyeceğim hani şimdi hakim de sorsa ki niye böyle yaptın edecek ki böyle bir şey oldu beni durduk yerde bu hale getirdi. İşte, yani Serra Hanım insanlar birbirlerini ne hale getiriyorlar aslında sizin evet, söylediğiniz şeye bakar mısınız? bunu yapabilirsiniz. Yani? yani bu bir e, nasıl diyeyim size anında iletişimi kesseniz birini engelleseniz o kişi sizi merak etse konut dokunulmazlığını ihlal suçunu bile iş yerine bile gelebilir neden engellendim ya da neden iletişimi kestin? Düşünsenize çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir insan iletişimdesiniz bir anda anında e, iletişimi kesiyor. Merak edersiniz bir kere. Ha, yaptığınız bir şey var mı diye ilk önce bir kontrol etmek lazım. Bunu niye i̇şte, yaptı diye. Eğer biliyorsanız ki bu, bundan bir olabilir neden tamam. Yok. Ama neden yoksa o zaman iyi mi diye bakmak lazım karşı taraf. <laughs> i̇şte <gülüyor> o yüzden iş her yerine şey gidebilir, değil. kişi ee, evine gidebilir, başka kanallardan ulaşmaya çalışabilir. Yani e, siz karşı tarafın niyetini e, yani bu soyut görünen ama ekip çalışmasıyla yıllara yayılacak bir çalışmayla somutlaştırılan, somuş, somutlaştırılabilecek bir sürece işaret ediyor. Şu an soyut gelir, şu an anlamlandırması zordur. Çok mağdur var, inanın. Çok Ama anlamlandıramayan Tabii kişi ki var. var. Tabii ki. Yani yok sayılıyor, işveren e, tarafından yok sayılanlar var, patronları tarafından yok sayılanlar var. Sesini duyuramıyor. Mesela öğrenci-öğretmen ilişkisinde de yaşanır bu. Yani parmak kaldırıyor, kale alınmıyor. İki iki e, diğer öğrenciler diyelim ki ayrımcılığa da yol açabiliyor bu sessizliği. Yok sayarak ayrımcılık da yapabilirsiniz. E, diğer öğrencilere... Söz hakkı veren öğretmen, söz hakkı vermemesi de esasında ses şiddet. Ayrım yapması da ses şiddet. Diğerinin parmak kaldırmasına rağmen söz hakkı vermemesi de ses şiddet. Yani üzerinde ben çalışmaya devam ediyorum, konuşmaya devam ediyorum, yazmaya devam ediyorum. Ee, bakalım nereye kadar e, yani e, son nefesime kadar e, sessizliğin de, felsefesini yapmaya devam ediyorum abi. peki yasal boyutlarına gelecek olursak bunun yani bir kişi böyle bir şeye maruz kaldığını söylediğinde bununla ilgili bir şikayeti olduğunu bunun yasal boyutu nedir? yasal boyutu şöyle e, yasal boyutu yok Çok kısa. manipülasyonların <gülüyor> <gülüyor> çok kısa ve özel olarak yani, evet, yok, yok. Hayır, manipülasyonlar geçiyor, da yok zaten hiçbir yani dünyanın hiçbir ülkesinde çünkü şöyle söyleyeyim yok ama ihmal suretiyle işlenen suçlarda bunu değerlendirebiliriz ihmal suretiyle kasten yaralama ihmal suretiyle kasten öldürme fiillerinde hmm. e, değerlendirebiliriz. Yani bir, yan bir sebebe doğru olayı taşıyabiliriz diyorsunuz. Bunda avukatlar aslında suçu, yapacaklar. Evet, Suça azmettirme. Yani biraz üzerinde çalışmak, çalışmak lazım, lazım. Açıkçası kendisinin bir karşılığı yok yasal olarak ama bunu nedenlendirebiliriz diyorsunuz. Bu şekilde bir yani, Yasal boyuta taşıyabiliriz. Evet. Yani hemen yasalaşmasını beklemek e, zaten e, çok da bir şey, sonuç değil. Yani, yani çok da doğal bir e, şey değil. Yıllar sürüyor. Bir eylemin ya da eylemsizliğin, imalin, tabi tabi ne sancılar yani. geçiriyor e, toplumlar. E, bazı fiiller, bazı eylemler e, ...suç olmaktan çıkarılıyor. Bazı eylemler zamanla suç sayılıyor. Peki so sessiz manipülasyonun... ...psikolojik ve fiziksel olarak... ...etkileri diye soracak olsam... ...neler söylersiniz? E, fiziksel etkileri... E, ...şimdi burada parantez açmak istiyorum. Tırnak içerisinde söylemek Lütfen. istiyorum. Özellikle uzmanlarımız... ...biz avukatlara... ...bazen psikolojiden bahsettiğimiz için... ...psikiyatriden de bahsettiğimiz için... E, olumsuz tepki göstermemesini temenni ediyorum. Çünkü hukukta ceza hukuku, aile hukuku özellikle psikolojiyle bağlantılı hukuk dalları. ister istemez e, bir noktada artık e, psikolog olmasak bile psikolojiyi bilir hale gelmeye başlıyoruz. Çünkü işiniz insanlarla. Evet. Kim evet. doğru söylüyor, kim yalan Kesin söylüyor, neler görüyorsunuz. Mağdur psikolojisi, sanık psikolojisi, şüpheli... Gerçek mi değil mi anlattıkları bu psikolojisi anlatırken ne durumda oluyor onu tanıyorsunuz. Gerçekse yani, nasıl evet. tepkiler değilse nasıl anlatmıştı. Aslında birebir bir psikolojiyle çok alakalısınız. Çok bağlı, çok bağlı. Yani e, sadece kişinin kendisiyle de mağdurla ya da şüpheliyle ya da sanıkla ilgilenmiyorsunuz. Onun ailesiyle, çevresiyle de bağlantı kuruyorsunuz. Tabii ki. Yani bir ne, bir noktada danışmanlık hizmeti de veriyorsunuz. Manevi bir noktası da var, manevi boyutu var. Siz Bunu danışmanlık da hizmeti de veriyorsunuz değil mi? Arasında? Ben aile ve sosyal yaşam danışmanıyım aynı zamanda. Evet, yani sonuçta avukat olan birisi aynı zamanda insan psikolojisinden de anlıyor oluyor diyebiliriz. Evet. Çünkü zaten işi insanlarla ilgili. Peki sessiz aşk terapisi adlı üçüncü yeni çıkan kitabınızla ilgili biraz konuşacak olursak, bu üçüncü kitap nasıl çıktı hikayesini anlatır mısınız biraz? Üçüncü kitap hikayeden çok bir deneme köşe yazılarımın derlenmesiyle toparlanıp derlenip yenilenmesiyle. Ortaya konmuş bir eser A, deneme. Çok güzel bir şey aslında değil mi? Hani sizin takip eden değerli izleyicilerimiz mesela oradaki yazınızı biliyor, başka yerdeki yazınızı biliyor ama siz onları bir araya getiriyorsunuz. Değerliyip toparlıyoruz. editörlerimizle. Editörlerimizle farklı biraz daha güzelleştirip toparlayıp daha da anlamlı kılarak çok da... kitap haline çeviriyoruz. Harika. Harika. Peki nasıl mesela ses aşk terapisinin içeriğinde birçok tabi yazınız var ama bu yazılar nelere yönelikti Serra Hanım? <laughs> bir sürpriz olsun diye Gerçekten mi? <laughs> ama şöyle Söyle, bir şey aslında. bir verebilirim. Video, ipucu lütfen verebilirim. çünkü sizi zaten bilenler, takip edenler, sizin o tabii. köşe yazılarınızı zaten biliyorlar, okumuşlardır yani. Hani olmayanlar evet takip etmeyenler için tabii ki sürpriz olsun ama buyurun birazcık böyle hani. Şimdi şöyle içinde zaten adı üstünde bir terapideki e, olumsuz tutum e, durumu da işleyerek aşka yoğun bir şekilde değinen farklı bir ideolojiyle yeni bir insan e, bakış açısı katmaya çabalayan. Sevgi ve empatinin sağlıklı aşkın örneğini de göstermeye çabalayan ve sorgulatmaya gayret gösteren, sorgulanmaya yani kişiler, okuyucularımız okurken kendilerinden de hani derler ya klasik tabir, kendimizden de bir parça bulalım. Zaten amaç o, kendimizden bulalım bir parça ilişkimizden bulalım bir parça ve çözümleyebilelim. Ve çözümleyebilelim. Evet, bu çok önemli. Çözümleyebilmek yani hiçbir şeye mecbur değiliz kesinlikle. Yani kötü giden toksik bir ilişki varsa, daha çok mutsuzluk veriyorsa zaten bu toksik bir ilişkidir. Bu güzel bir beraberlik değildir ama beni seviyor anlayışına ben kesinlikle katılmıyorum. Eğer ilişki yolunda gitmiyor ve daha çok mutsuz anlar birikiyorsa o ilişkide... Bu normal bir ilişki olamaz zaten. Hani bunu seviyor zaten ben onun için birlikteyim değil yani kesinlikle. Hani bu çıkarımları da biraz destekler boyutta insanın bir yerlerden okuması, birilerinin bir şekilde yardımcı olması da gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Lütfen kendinizi üzmeyin başkaları için. Aslında bunu söylemek istiyorum ben. Şimdi evet e, uzaktan sevmenin de mümkün olduğu e, ve uzaktan da koşulsuz sevmenin de e, var olan bir gerçek olduğunu da ortaya koyuyorum. Örneğim zaten. Gerçekten kadar, mi? Evet. <laughs> Uzaktan sevmek aslında ne kadar zor bir şey. Yani insanın hani yaşayamadığı bir şey var. Evet, bir bir insanla geçemediği zamanlar, evet. bir kahve içemediği bir zamanlar var. O hayatta ama uzakta ve sonuçta siz onu seviyorsunuz. Yani bu bu belki şey? Kotan Bey, sayın seyircilerimiz, öğrencilerimiz ilk planda yani mantıksız ve akla yani yatkın gelmeyebilir. Önemli olan bize ilham katan, ilhamımız olabilecek insanları seviyor olduğumuzu hissetmek. Çok güzel bir şey tabii. Yoksa tabii, tabii ki güzel. toksikse, bu olumsuz bir saplantıya dönüştüyse zarar vericiyse kendimiz zarar görüyorsak, zarar veriyorsak bu illaki vurma kırma Yo, olması acı, üzüntü mi? veriyorsa, Ama gözyaşı veriyorsa. Vermiyorsa, cık, vermiyorsa bence güzel. yaşatılmalı. Wow, Serra Taşköprü sayın seyirciler görüyorsunuz ki eğer bir ilişki uzak da olsa size zarar vermiyorsa, ilham veriyorsa, güzel şeyler veriyorsa bence yaşatılmalı dedi. Ne kadar güzel bir şey söylediniz bu arada Serra <laughs> evet. Evet Evet gerçekten insanın kendisine iyi gelen şeyi bulması lazım hayatta bazen beraberken zaman geçiren evliliklerde olsun evlilik dışı ilişkilerde olsun mutsuzluk ilham ilhamı bırakın musuzluk aşılıyoruz birbirimize doğru o yüzden yakın durmak her zaman sevmenin bir koşul değil hmm. Şimdi onun bir değer olduğunu da anlamak lazım. İnsanların bir arada olmasının ne kadar güzel bir şey olduğunu, Tabii. sağlıklı olduklarını ve bir arada olabildiklerinin bir değerinin olduğunu anlamaları lazım. Aslında hepimizin anlaması lazım. Hani bunu anlamayıp zaten hani bunu herhangi bir şeymiş gibi, sıradanmış gibi görüp üstüne bir de sıkıntı verecek şeyleri oluşturmaya başlamak gerçekten işte son zamanlarda inanılmaz böyle havanın gerginleşmesine, negatifleşmesine, insanların mutsuz olmasına, umutsuz olmasına doğru. Evet. giden bir yolu bizlere önümüze serdi. Açıkçası şu anda toplumda gördüğümüz maalesef ki bu. Değer bilmiyoruz. İşte belki de kendi değerimizi ilk önce bilmeliyiz. Değer bilmek derken insan kendisini tanır ve değerini bilirse başkasının ona müdahalesine zaten izin vermeyecektir. İşte bu sessiz şiddetler vesaire de izin vermeyecektir. Başka şeylerin yapılmasına izin vermeyecektir. Aslında bu kitapların da yazılma amacı biraz insanın kendisine değer vermesi değil mesela. Tabii. E, sonuçta ilham alınarak bir noktada olumsuz bir sürecin... ilhamından ve aşk duygusunun, sevgi duygusunun... ve yaşanan... sıkıntılı sürecin sonucunda ortaya çıkan eserler. Yani kimse... yani... hepimiz öyle ya da böyle... kendimizden bir... paye veririz eserlerimizde. Yani... Yazar olan yazılarında olsun, belki isim değiştirir, farklı aktarır, Sizi eklemeler yapar, anladım, evet. eksiltir ama kendinden mutlaka, kendi yaşanmışlığından mutlaka, ben öyle düşünüyorum, ben gözlemlerinden de öyle düşünüyorum aslında biraz. bir ilham alır. Aslında çok kritik bir şey söyledi sevgili izleyicilerim, Serra Hanım. Yani burada çok açıkça bir şey söylemek istedi. Ben buna katılıyorum. Şöyle bir şey, bir yazarın kendisinden, duygularından soyutlanıp bir şeyi ortaya koyması çok mümkün değil. Yani, e, kurgu olan fantastik romanlar ha, tabii olabiliyor ama Olabilir ama yine bir içinde bir yine bir duygusu, hayal dünyası, hayal dünyası, kendi dünyası var sonuçta yazarın. Yoksa yazarı. o fantastik dünyayı bize nasıl iletecek? Yine kendisinden bir şey var. Yani ne yaparsa yapsın aslında yazar bir ele verme durumuyla karşı karşıya kendisine. Ama bu tabii kötü bir şey değil. Sonuçta yazarın zaten kendisini ele vermesi gerekir. Çünkü farklı bir insan yazmaya başlamış. Bize He. o güzel şeyleri yazıyor. Ele vermesinde bir sakınca yok zaten. Ama hani okuduğunuz kitaplarda bilin ki yazarların duygusu vardır orada. Buyurun. Tabii ben biraz fazla ele veriyorum. Gerçekten mi? Yani ben e, hayatımda da olsun. E, Çok mu belli ederim kitapta cümle. Bayağı yani evet. Başıma iş açtıracak. <laughs> Keşke o zaman biraz bir ne bileyim lakap kullansaydınız, başka şey kullansaydınız. Ben direkt olabilir. ben yani. Hmm. Şimdi çok güzeldi her şey. Programımızın sonuna geldik. Şimdi Aa, ben sizden maalesef, maalesef değil mi? Bu çok güzel bir şey söylediniz. Sevgili evet. seyirciler, bunu duymak çok güzel bir şey. Konuklarımın bittiği zaman maalesef dediğin duymak çok güzel bir şey. Bütün programlarımızın hepsini sizin için yapıyoruz bu arada. Hepsi sizin için katkı olsun diye. Sevgili evet. Serhat Taşköprü. Şu anda bir yazar, hukukçu olarak kendine sorumluluk adetmiş birisi olarak izleyicilerimize içinizden neler geliyor? Neler söylemek istersiniz? Ee, ekrana bakayım lütfen. biraz izin verirseniz. Ki, ee, inanın ötekileştirilmiş, ee, kenara itilmiş, muhatap alınmayan herkese, her kesime bu e, LGBTİ birey de olabilir. E, psikiyatri tırnak içerisinde hastaları da olabilir. E, her konuda, ırki, e, ırksal, dini, her türlü, her çeşit ayrımcılığa, e, yok sayılmışlığa, e, maruz kalan, ötekileştirilmiş herkese buradan diyeceğim çünkü yalnız değilsiniz. Ee, ben de zamanında ötekileştirilen ve ötekileştirilmiş insanlardanım esasında halen. O yüzden yalnız değilsiniz, ee, emeğinizin kıymetini bilin, emek vermeye devam edin, ee, devam ettikçe e, yılmayın empati sonucunda sempati diyorum ben empatiyi öğrendim bu süreçte yaşadığım süreçlerde ve sevgiyi öğrendim lütfen yaşadığınız travmaları olumluya çevirin yaşadığınız travmaları öfke nedeni suç nedeni saymayın suçluluk duymayın suçlamayın İnfaz etmeyin İnfaz kendinizi de başkalarını da teşekkür ediyorum Harikaydı sevgili seyirciler. Hem hukukçu hem de yazar, avukat Serra Taşköprü bizlerle birlikteydi. Gördüğünüz gibi iş dönüp dolaşıp insanın kendisine değer vermesine geliyor. Mutlaka hayatta başkasını sevebilmek, başka şeyleri sevebilmek için ilk önce kendinizi çok sevmeniz gerekiyor. Evet hata yapabilirsiniz. Bu zaten çok normal bir şey. Herkesin yaptığı bir şey. Ama kendinize güvenin. Her şeyi yeniden başlayın. Siz başarırsınız. Kendinizi sevin ve hayatı ondan sonra seveceksiniz, göreceksiniz. Bu güzel pozitif etkiyi lütfen kendinize bulundurun istiyorum. Bu güzel yayın size ulaşmasını sağlayan diğer arkadaşlarım var. Yönetmenimiz Şevket Beyan kollarıydı. Yönetmen yardımcımız Pınar Özenç'ti. Kurguda bugün Halil Onur Durmuş vardı. Diğer arkadaşlarımdan genel yayın yönetmenim de Sayın Caner Ovalı'ydı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Bir sonraki yayınımıza kadar lütfen kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. <laughs>